olabilir dedim. Ama ikisinin arasında net olarak şimdi konuşmak gerekirse İpek Yıldız'la Ali'nin arasında bir şeyler var diyorsunuz. Ben daha öncesinden Ali'nin bana söylediği kadarıyla ben Funda'nın, yani daha önceliğim Funda ol. Bunu belirteyim yani. Ha, Funda ile Mehmet Ali mi sevgiliydi? Sevgili demiyorum. Ha, önceliği Mehmet, önceliği Funda yani, öyle mi? Ne demek? Önceliği demek ne demek? Ne yani? Değil mi yani? İstediği videoları yok mu? Şey yani bana söylediği videoları yok muydu? Ya bunu hangisi çekti? İpek mi çekti? Funda mı çekti? Ali hangisi çekti dedi sana kardeşim. Allah rızası için ablacığım, ya bir net konuşun ya. Evet. Ablacığım, net konuşuyorum. Siz beni anlamıyor musunuz? Ben ilk yayına bağlandığımda dedim ki Funda videosunu çekmiş Ali'nin. Tamam. Doğru mu? Funda tamam dedi. Söyledin evet. Ben dedim ki eğer bu video üzerinden varsayım sayarsak Funda. Evet. Anladın mı? Eğer yok ikinci bir konuya gelirsek ikinci şeyinde de İpek'tir yani. Bu sizin mesaj olayı var, bilmem ne olayı var. Yani dur bir dakika, İpek hattaymış şu anda. İpek hatta mısın? Evet abla. İpek senin annen öldü mü, ölmedi mi kızım? Öldü. Yani niye sen geçen gün bize ölmedi dedin? Hayır öldü dedim ben. Şeker hastası dedi. Şeker hastası hayır, dedi. Şeker hastası, annem vefat etti dedim. Benim yanıma gelen arkadaşlarınıza da söyledim. Peki senin az önceki gizli sanık yok ki. Hatta herkes bildiklerini gizli şu an emniyete emniyete hepsi bildiklerini anlatıyorlar. Şimdi senin sorunlu... Dur. İpek. Senin sorunlu çocukları ağını düşürüp onları kullandığın en son Mehmet Ali önce Funda kullanıyor. Sonra Sıkıntı Ahmet kullanıyor. Arkasından da en son senin... sen kullanmaya başlamışsın Mehmet Ali İpek. Ben öyle bir şey kesinlikle yapmadım. Yaptın. Yalan söyleme. Yalan söyleme. İpek yalan söyleme. Benim oğlum senden çok görüşüydü. Ahmet'ten Funda'dan arası kırılınca sana dönüydü. Niye benim çocuğuma madde veriydin? Yalan söylüyorsunuz. Çocuğumu siz ortada... Görmüşsün İpek, en son sen görmüşsün. Abla ben sana bir şey söyleyeyim, o balan Zeynep Tanyeli, tamam mı? Tamam ben ya. Sana söyleyeyim. O kadına da söyleyin, ele kimi daha önce dağın başına kimi kaldırmışım? Eğer görüntüler varsa görüntüler. Herkes söylüyor seni dağa kaldırdığın, işkenceci olduğunu söylüyorlar. Funda'yı da söylüyor, Ahmet'i de söylüyorlar. Siz bir affeden bir çetesiniz. Emniyete çağrı yapıyorum. Binlerce annelerin çocuklarını öldürdünüz, gömdürdünüz. Artık yeter. Allah rızası için. Siz bir çetesiniz Antep'te. Mehmet Ali'nin en son bazı tacize varan görüntüleri diyeyim. Yani nasıl görüntü olduğunu da çok anlamadım ama böyle bazı görüntülerini, müstehcen görüntü mü artık? Müstehcen görüntülerini çekip çocuğu onunla tehdit eden kişi sen misin Funda mı? Abla ben böyle bir şey ne duydum, ne gördüm, ne de ettim. Ben yalan o kadar söyleyesin. Abla ben sadece dedim ki Ali ile ben sadece 2-3 defa görüştüm. Yalan söyleyesin. 2-3 defa görüştüm diyorsun. Yalan söylemesin. Evet. Bu da Nizip'te ne yazıydın? Nizip'te sürekli Nizip'e niye çağırıyordun? 2-3 defa görüştüm diyorum ben sana. Yalan söyleyesin. Bir dakika İpek bekle, gizli tanık şu anda bir şey söylemek istiyormuş. Alo dinliyorum sizi hanımefendi. Hangisi? Şey erkek olan gizli tanık mı? Evet dinliyorum sizi beyefendi. Ben sana bir şey soracağım. Bu Kire köyünde, sizin bulunduğunuz köyde mercimek lakaplı bir tanesi var. Mami. Sen onu dağa kaldırtırıp çocuğa işkence yaptırıp bırakan bir insan değil misin İpek? Mercimek lakaplı birini kiloduyla bırakıp bırakmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yaptın onu mı yapmadın mı İpek? İpek tamam yaptın mı yapmadın mı? Bana evlenme teklifi ettiği için bir dakika dinlemesini bilecek. Ama soruyorum kalacak. Yaptın mı yapmadın mı? Ben yapmadım. Kim yaptı? Kırdın yap. Alo. Sen yapmadın, başkasına senin yaptırdın İpek. Senin etrafında yapan çok. İpek'i dinleyelim. İpek bir dakika. 5 tane çocuğu var adamın. Adamın 5 tane çocuğu var. Bana ne hakla evlenme teklifi? Gidin beni yalan söyleme. Adamın, yalan söylüyorsun. Benim çok şükür adli sicil. Bir şey sorabilir miyim? Peki bir şey söyleyeceğim. Madem o kadar 5 tane çocuğu olduğu için sana bir teklifte bulunan adama kızıyorsun da nişanlının evli arkadaşıyla evli barklı çoluğu çocuğu olan bir insanla neden birlikte yaşıyorsun İpek? Ben size bir şey söylemiyorum. Benim şu anki eşim bak yanımda. Ve eşimin 4 tane çocuğu yok. Bu bir. Tamam mı? Evli mi? Sen bana onu söyle o adam. Evli mi? Hayır eşimin yıldız.
Ama daha öncesinde, o zaman onun öncesinde nişanlının cezaevine girdikten sonra nişanlının evli arkadaşıyla çoluğu çocuğu olan... Hayır, nişanlımla ayrıldıktan sonra ben evlendim. Tamam, bir saniye. Ben gizli sanığa soruyorum. Gizli sanık, nişanlısının ayrıldıktan sonra onun yakın arkadaşı evli bir erkekle birlikte oldu mu olmadı mı? Oldu. Oldu evet, kendisi. Nişanlısı cezaevindeyken kendisi evlenip... O nişanlısının arkadaşıyla evlenen bir insan, nişanlısına da dediği de şudur ki, benim aldım bununla evlendim. Bir dakika, orada düğmeye basılmıştır. Nişanlısına da demiş ki, nişanlısı cezaevinde. Tamam, nişanlısına da haklı bir gerekçe bulması lazım. Haklı gerekçesi de olmaz da. Bana zorla sahip olduğu için ben senin evli arkadaşınla birlikte olmak zorunda kaldım diyor. Doğru mu gizli tanık? Doğrudur. Bu daha öncesinden de yani bu evli olan arkadaşın nişanlısının da evli olan bir insan. Çirkin. O zaman şunu biliyoruz. Yani iç çamaşırıyla köy meydanına 5 çocuklu bir kişiyi sadece onunla birlikte olmak gibi bir teklifte bulunduğu için. Evlenmek istediği için. Evlenmek o da saçma da. O kişiyi sadece o nedenden dolayı o hale getirmemişsiniz. Şantajcı biri misin sen İpek? Ben kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Ben sadece sana dediğim gibi mercimek dediği o adam. Ha. O adam bizim bir kaldı. Tamam, o da bizim üstümüzde kaldı. Genelde öyle olur. Hep böyle olur. Sütten çıkmış akla çıksın. İpek ben onları boş ver de senle ilgili olan bütün ihbarlar zaten şu anda emniyet dinliyor. Seninle ilgili inşallah gerekeni yaparlardı. İnşallah. Mehmet Ali nerede? Bana onu söyle. Bana Mehmet Ali'nin yerini söyle. Ama bilmiyorum demesin. Biliyorsun. Bence sen de biliyorsun. Funda da biliyor. Sıkıntı Ahmet de biliyor. Özlem de biliyor. Ne yaptın? O çocuk söyleyeyim. Nerede? Nerede o çocuk? Ben eğer Ali'den aynı haber, Ali'nin olayı benim başıma gelsin. Ne olayı gelsin. Senin başına gelsin? Ne olayı gelsin? Söyle. Ne olayı gelsin? Alo. Ne olayı gelsin senin başına? Abla siz ne farkındasınız? Kayıp. Ne diyor ya? Kayıp diyor. Kayıp diyor. Kendi Mehmet... annesi babası ölmüş diyor, öldürülmüş diyor. Hala İpek bize diyor ki kayıp diyor. İpek, bence sen onun yerini biliyorsun. İnşallah seninle ilgili gereken yapılır. Şimdi sizin oğlunuzu aramayı sürdüreceğiz ama Allah'ım nasıl bir ilişkiler var Gaziantep'te? Evet, ne anlık var? Üç kişi Funda, Sıkıntı Didem Ahmet. Hanım. En başta da Hüseyin cezaevinde size zaten. Size bir şey söylüyorum. Bizim Ahmet... Şu anda biliyorum. Emniyet şu anda inanılmaz çalışıyor. Biz onların hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ben bir şey bildiğim için söylüyorum. Emniyet tamam. Şu anda çok iyi çalışıyor. Ben rica ediyorum. Ben onlara Gaziantep Emniyetine sonsuz güveniyorum. Şu anda çok iyi çalıştıklarını biliyorum. Onlara da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bir şey bilerek konuşuyorum.